Savaş e, ne getirdi bize? Bir defa e, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 28 yıldır e, uygulanmayan Birleşmiş Milletler'in dört kararı vardı. Bunu kendisi uyguladı. Ayrıca eş başkanlar dediğimiz sistem gelip işte 28 yıl geldiler gittiler, yediler içtiler. Ben büyük eş olduğum dönem benimle de konuştular ve bir karış toprağımızı geri vermediler. Bu sistem toprağa gömüldü. Şimdi canlandırmaya çalışıyorlar. Ayrıca bu süreçte Fransa'nın suçüstü yakalandığını görüyoruz Senem Hanım. Yani bir eş başkanın e, Ermenilere açık desteğini gördük bu süreçte. Dolayısıyla zaten bu eş başkanlık sisteminin 94'te kurulurken yanlış kurulduğunu görüyoruz. Neden yanlış? Bir defa e, Ermeni lobisinin en güçlü olduğu ülkeler neresi Fransa neresi Rusya. Amerika Birleşik Devletleri. Yani bunlar bu sorunu çözmem üzerine kurmuşlar zaten. Gördük zaten hiçbir şey yapmadılar. Ne baskı yaptılar ne sorunu çözmek için uğraştılar ki ellerinde Birleşmiş Milletler'in dört kararı var. O kararda ne diyor? Azerbaycan'ın işgal ettiğin topraklardan derhal çekil diyor. Ermeni tarafına hiç baskı yapılmadı ve zamanımızı yediler Senem Hanım. Evet. Bu 1 milyondan fazla kaçkın ve göçkünün günahı onların boynunadır. Dolayısıyla bu 44 gün çok önemlidir. Ben misafirlerinize bir şey göstererek burada durmak istiyorum. Ben savaş başladığı günden itibaren her gün yazılar yazmaya başladım. Ve savaş bittiğinde çok sayıda yazı yazdığımı gördüm. Sonra bunu bir kitap yaptım Senem Hanım ve bu kitabı şehit ve gazi aileleri için oluşturulan Yaşa fondu var. Sattım. Bundan gelen geliri Yaşa fonduna verdim. Yani bu gerçekten beni huzura kavuşturan bir adım oldu. Ben sözü fazla uzatmayalım. Evet. Fazla misafirleriniz var. Tamam. Ben, Zaten konuşacağız. Burada, Vaktimiz buradayım. de var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İbrahim Bey'e döneceğim tamam. burada. Yani o işte bir yıl öncesine ve o günün işte bu savaşı o başlatan e, Azerbaycan'ın e, karşı taarruza geçmesine neden olan sebeplere de baktığınızda ve bir yılın sonunda gelinen noktaya dair şöyle çok kısa böyle genel hatlarıyla e, böyle manşet atsanız, başlık verseniz sonuçları itibariyle ve bugünün en önemli gündem maddesi itibariyle neleri sıralarsınız İbrahim Bey? Bu stüdyoda bulunan hemen hemen tüm saygıdeğer misafirlerle sizin moderatörlüğünüzde veya diğer arkadaşların moderatörlüğünde çeşitli programlar yaptık ve hep şunu gördüm ki Azerbaycan halkının savaşta kazandığı zafer sanki dışarıdan daha büyük görünüyor Yani çünkü bütün verilen şehitler bütün o savaşın sesleri, şehit annelerinin gözyaşları o içeride kaldı. Ama biz buradan sakin sakin değerlendiriyorduk ve hiç olmazsa hele özellikle Hasan Hoca'yla da biz burada program öncesi ve aralarda konuştuğumuzda hep pozitif tablo çizdik ve çok şükür biz hiç yanılmadık ve ben şunu söyleyeyim ki bu savaş hakikaten de Azerbaycan halkının Türkiye'nin büyük manevi desteğiyle çok büyük bir zaferidir. Her ne kadar o savaştan sonra o şehit sayıları açıklandıktan sonra bile ve Ermenilerin geçen zaman zarfında yaptıkları tüm pisliklere ve bütün fitne fesada rağmen halen o başta konulan hedefin hedefe ulaştığımızı görüyorum. Azerbaycan halkı bunun meyvelerini hala uzun uzun zaman toplayacaktır. Kimse savaşla ilgili tahminlerde zorluk çekmeye Zorluk çekerken Azerbaycan Devleti çok muazzam bir tablo çizdi ona ulaştı o tablo çizilmiş ve hemen hemen bitmiştir. Bir araya gireyim mi orada? Evet. Bunun nasıl olduğuna dair de yorumunuzu alayım. Çünkü şöyle ben bugün mesela Cumhurbaşkanı Aliyev'in hem Anadolu Ajansı'na verdiği mülakata hem de Ulusal Sesleniş Konuşması'na baktığımda şu, şu vurguları o açıdan benim dikkatimi çekti. O da şu mesela geçen yılki Birleşmiş Milletler Konuşması'na atıf yaptı. Orada da Ermenistan'ın savaşa hazırlandığını söyledim dedi. Evet. Ee, ve pek çok provokasyonuyla onu örneklendirdi mesela bugün Anadolu Ajansı röportajında. E, müzakere süreçlerine bakışını, 30 yıla kadar süren Minsk grubunun aslında çözüm diye kurulan, çözüm bulsun diye kurulan ama çözümsüzlükten yana olan bir yapının artık ileriye götürülemeyeceğine dair daha önceki yani bu savaştan önceki aylarda sürekli vurgulaması Bakü'nün e, şunu söylemeye çalışıyorum. En nihayetinde aslında görüyor yani neyin geldiğini görüyor ve buna hazırlıklı bir Azerbaycan. Dolayısıyla hani siz o pozitif evet, konuşuyorduk evet, en başından evet, beri evet, ve evet. zafere inanç var ya evet. e, o e, başarının gelmesinde e, bu statiko'nun sürdürülemeyecek olmasının hemen her aşamada görülmesi ve aslında bunu bekleyen bir Azerbaycan evet yani böyle bir görüntü yok mu ortada var esasında öyle bir görüntü fakat şurada biz Azerbaycan halkının e, savaş bitmesinden sonra ortaya çıkan bazı tedirginliklerini ben şöyle izah edeyim. Çünkü Cumhurbaşkanı tabii Muazzam bir bilgi akışı var. Hı hı. Yani e, biz bugün burada konuştuklarımızın belki daha e, binden birini biliyorduk savaş esnasında bazı tahminlerde buluyorduk ama istihbarat çalışıyor, savaşa hazırlıklar muazzam hatsafada ve e, diplomatik savaş bir taraftan, ekonomik destekler bir taraftan e, ve düşünün şimdi e, savaşın yanında, e, savaşın 44 gün bitiminde ortaya çıkan tablo. E, neymiş e, halkın tedirginliği biz hang kendine kadar gidemedik. Esasında biz hem gerek e, sizin programlarda gerek diğer programlarda bunun e, kontrollerini çizmiştik değil mi Hasan evet. hoca yani e, şu, hele hele özellikle özellikle iki gün sonraki e, herhalde Soçi, görüşmesine getirip çıkaracaksınız eninde sonunda. Tepkür. Ve burada e, Sayın Büyükelçimiz de e, küçük bir kontürünü çizdi. E, ben şöyle e, fazla olduğumuz için çok fazla <laughs> e, işgal etmek istemiyorum zamanı. Ben düşünüyorum ki Azerbaycan devleti önüne koyduğu hedefe ulaşmıştır. E, 3000 şehidimizin 3000 şehidimizin olmasına rağmen zaten o topraklar, o kutsal topraklar daha da kutsallaştı bizim şehitlerin kanıyla. E, Şuşa beyannamesi, e, beyannamesi. ve e, bugün gelinen noktada e, düşünüyorum ki bizi önümüzde e, tahmin edemeyeceğimiz e, büyük perspektifler bekliyor. Çünkü daha sizin de en başta, ilk başta söylediğiniz gibi Zangezur meselesi var. Hı hı. E, ama tabii o söylediğiniz İran meselesini onun üzerinde duracağız. Hepsi de ayrıca evet, açacağız evet, zaten. Açacağız. Evet. evet, evet. E, ben o baştan söylediğiniz e, soruyla şöyle cevaplandırayım ki, Azerbaycan önüne koyduğu amacına e, Türkiye ile Pakistan'la ve Azerbaycan'a bu savaş boyu e, destek veren ülkelerle e, nihai hedefine. Tam olmasa bile ulaşmıştır ve biz büyük ölçüde e, ülkenin ve milletin önündeki e, hedefe varmışız. Zaten 44 günlük savaş her ne kadar bitse de bu savaş bitmemiştir çünkü Ermenistan gibi bir komşumuz vardır ve bu fitneler devam edecektir. Biz e, her an teyakkuza hazır olmamız lazım ve e, düşünüyorum ki, düşünüyorum ki biz e, savaş sonrasında elde edilen hızlı bir ekonomik kalkınma projeleriyle de o topraklara baştan hedeflenenden daha erken varacağız. Nedir baştan hedeflenen? Çünkü şimdi Azerbaycan halkının önündeki en önemli ikinci bir hedef halkın o bölgelere yerleşmesidir. Evet. Bunun için de altyapı evet. çalışmaları ve sadece ve sadece zafer yoluna sizin Bugünkü programımızın ismi de zafer kelimesi orada geçiyor. Fuzuli'den Şuşa'ya giden zafer yoluna bakmak kafidir ki kısa bir zaman içinde ekonomik olarak ne kadar büyük adımlar atılmıştır. Fuzuli'de yapılan uluslararası havalimanı Laçın'da yapılacaktır. Ve düşünüyorum ki artık Azerbaycan halkı da yavaş yavaş o savaşın ee, savaşın verdiği rehavete kapılacaktır. O rehavet bugüne kadar yoktu çünkü Ermeniler sürekli e, sürekli fitne ve fesat yapıyorlar.